Allah-u Teala'dan yardım isterken işte yolun bütün işaretlerini, beşaretlerini yola koymuş. Biz ondan istediğimiz yardım bize bu işaretleri anlamak için, bu beşaretleri anlamak için, la teşbih, o yoldaki trafik kaidelerine riayet edebilmemizi ondan istiyoruz. Yani o yola madem girdik, o yolda nereden sağa dönülecek, nereden sola dönülecek, nerede viraj var, nerede hız azaltılacak, işte nerede dikkat edilecek, bütün bu trafik kaidelerine riayet etmemiz için Allah'tan yardım istiyoruz. Ki o yolu başarıyla tamamlayabilelim. Yoksa o bize yardım etsin, biz yine bildiğimiz gibi gidelim anlamında değil yani. O yolu döşemiş, asfaltı yapmış, bugünün tabiriyle yani teşbihte hata olmaz, duble bir yol yapmış bize. Her türlü işareti de koymuş. Yani o işaretlere riayet eden bir insanın adeta kaza yapması mümkün değil. Ama işte uyumaması, gaflet etmemesi, kendini kaptırmaması, zihnini dağıtmaması lazım. Bunun için Allah'tan yardım isteyecek. O kaidelere riayet ettirmesi için Cenab-ı Hak'tan yardım isteyecek. Nefsine bıkkınlık gelmesin diye bazen yol uzun gelir. Ya bu yolun biteceği yok gibi gelir insana. Cenab-ı Hak'tan adeta o mesafeyi kısaltmasını. Çünkü insan ömrü sınırlı. Ömür bitmeden insanın kemale ermesi gerekir. Nimet tamamlanmış ya, ayette geçti, din tamamlanmış. İnsanın üstündeki nimet tamamlanmış. İnsanın da nurunun tamamlanması lazım. Yani adeta o nimetin tamamını kullanıp, o nimetin bütün istifadelerine, bütün tecellilerine mazhar olması lazım. Ödeneğin tamamını kullanması lazım. Bunun için Allah'tan yardım istemeli. Yoksa onu bitiremeyebilir, yarım kalabilir. Kendindeki nuru da nuru tamamlayacağını bildiriyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. Dinin tamamlandığını, nimetin kemale erdirildiğini ama nurun tamamlanacağını zamana bırakılmış. İşte kişi o nurun tamamlanması için de Allah'tan yardım istemeli. Ki o habl-i metin dediğimiz o nimetleri, Kitabullah'ı, Resulullah'ı, din-i mübin, İslam'ı, şeriatı, hakikati, tarikatı anlaşılması gereken vecih ile anlayabilsin.